Herkese merhaba arkadaşlar. C++ dersine devam ediyoruz. Bu dersimizde string'leri görmeye çalışacağız. Eğer siz daha önceden C programlamayı biliyorsanız, biliyorsunuz C programlamada herhangi bir string veri tipi bulunmuyor. Ancak C++'da bizim bir tane string veri tipimiz bulunuyor. Biz de bu derste bu string veri tipinden 2-3 tane değer üreteceğiz ve bunların özelliklerine bakmaya çalışacağız. Şimdi biliyorsunuz C programlamada string'lerimiz bizim karakter dizileri olarak yani karakter elemanları olarak tanımlanıyorlardı. Ancak bu sefer burada biz direkt string diyerek bir tane string tanımlayabiliriz. Bunu nasıl yapacağım? String diyorum ve burada str1 şeklinde ben bir tane string tanımlıyorum. Ve daha sonra buna herhangi bir isim verebilirim. Mesela bu bir stringdir şeklinde bir şey söylüyorum. Ve ben direkt bir tane stringimi oluşturmuş oluyorum. Başka bir string daha tanımlayabiliriz. str2 şeklinde bir şey söylüyorum. Daha sonra bu da bir stringleri şeklinde bir şey söyleyeceğim. Şöyle yapalım. Bunları ben bu şekilde tanıyabiliyorum. Daha sonra bunları ben siyah şu şekilde bastırabilirim. str1 diyeceğim. Bunu bu şekilde yazdıracağım. Daha sonra str1'i bu şekilde yazdıracağım. Daha sonra alt tek satıra geçiyorum. Ve end bir alt satıra geçmiş oluyorum. Daha sonra siyah diyeceğim. Ve str2 şeklinde bir şey söylüyorum. Bu sefer de bizim buradaki str2'mizi biz ekrana yazdırabiliriz. Şimdi daha sonradan ben bu projeyi ilk başta ne yapmam gerekiyor? Burada build all diyerek benim derlemem gerekiyor. O yüzden build all diyoruz. Ve bizim burada exe dosyamız, daha doğrusu bu çalışabilir dosyamız ortaya çıkmış olacak. Build finish dedik. Ve daha sonra istersek biz şuradan çalıştırabiliriz. Daha önceden bunu yapmıştık. Run as. Local C++ application şeklinde çalıştırabiliriz ve biz bunu bu şekilde çalıştırdığımız zaman STR1 bu bir string olarak karşımıza çıktı ve STR2 de bu da bir string olarak ekrana yazıldı. Şimdi ben bir tane daha string tanımlayacağım. STR3 şeklinde. Ancak ben bu iki tane stringi birleştirmek istiyorum. Yani iki tane stringi toplamak istiyorum. Böyle bir şey mümkün mü? Evet böyle bir şey mümkün. O yüzden STR1 ve STR2 şeklinde bir şey söyleyeceğim ve STR3'ümüz bu iki tane stringin toplamları şeklinde karşımıza çıkacak ve ben daha sonra siyah out diyorum ve str3 şeklinde bir şey söyleyeceğim. Ve burada str3'ü ekrana yazmaya çalışacağım. Bakalım ne olacak? Şuradan çalıştıracağım bu sefer. Bunu çalıştırdığımız zaman str3'ümüz bu iki tane string'in birleşmiş hali olarak karşımıza çıktı. İşte bir string veri tiplerini biz programlarımızda bu şekilde kullanabiliriz. Tabi bu string veri tiplerinin kendine göre e, metotları bulunuyor. Ancak bunları şu anda ihtiyacımız olmadığı için ben bunları göstermeyeceğim. Sadece şu anda amacımız bizim bir tane string veri tipimizin olduğu C++'ta. Çünkü bu C++'dan yani C programlamadan biraz daha farklı. C programlamada bizim string veri tipimiz bulunmuyor. Ancak C++'da string veri tipimiz bulunuyor. Biz bunları bu şekilde görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde farklı bir konuya geçeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.